Aşkım! Aşkım! Kardeş, ne yapsın lan sen? Delikanlı adamsın. Esiktir! Alo, benim karıcığım. Banyodaydım aşkım. Banyoda ne yapacağım? Bu yaşta 35 çekecek halim yok hayatım. Toplantıya ineceğiz hayatım. İhaleye gireceğiz. Kim iyi verirse onunkini alacağız inşallah. Yok hayatım, daha iyi veren birisi çıkmadı. Bir şey ister misin benden sevgilim? Yuh! Bebekteki daireye güç mü yeter aşkım ya? Sen Kurtköy'deki dairelere bak aşkım. Sen bir git gez. Siteme yavrum, kapalı otopark, yüzme havuzu. Nesi uzak aşkım? Metro geçiyor önünden. 10 dakikada... İkea'dasın aşkım 10 dakikada. Hayvanım ben, değil mi? Toplantıya bekliyorlar sevgilim. Hadi öpüyorum. Öptüm. Aşkım benim. Hadi alasma aldık, bye. Hissi vuku mu nedir bu karı ya? Hoş geldiniz. Aman! Dikkat! Ay! Oğlum Emin, şu arabaya bak lan. Ulan otel mi, sirk mi belli değil. Ay! Canım, ay, hayatım, dikkat etsene, ay, biraz. Çekil canım, çekil. Ay! Bırak şimdi topuğunu falan, bırak. Ne biçim yürüyorsun? Dikkat etsene biraz sana sonra ya. Abi! Var. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hakan Boraklı, Canan Ergizem adına 2 tane odamız olacaktı. Tabii efendim, hemen bakıyorum. Ya bu arada Bali gibi bir şeyiniz var mı acaba? Var efendim, olmaz mı? Ben birazdan odanıza gönderirim Hakan Bey. Anam, ne yapıyorsun hayatım, saçmalama. Çocuklar da Bali manyağı zannedecekler bizi. Gerek yok Bali'ye, kalsın. Emredersiniz Hakan Bey. 3 tane ayakkabı bırak, sonra alırız bir tane. Buyurun efendim. Evet. Asansörler tam karşınızda. Buyurun. Bunlar nedir abi? Yavrum, bunlara bizim isterler. Bunların işine akıl sır ermez. Ay çok yaşa. Çok özür dilerim efendim. Alerjim vardı. Sanırım hanımefendinin parfümünden dolayı broşlarım doldu. Pardon. Hoş geldiniz efendim. Bar ne taraftaydı? Efendim, bar hemen şuradan soldan aşağı doğru indiniz mi direkt karşınıza çıkacak efendim. Teşekkürler. Rica ederim efendim. İyi günler. Bak yavrum, buna buralarda bar müşterisi derler. Vur, kaç. Hiç sesini çıkarma. Hadi çekinleri getir bana şimdi. Hoş geldiniz. Otelimizin en iyi odalarından bir tanesini seçtiniz efendim. Şunu şöyle bırakıyorum, buruşmasın. Televizyon kumandası orada efendim. Bilgisayarımız televizyondan... Tamam, al canım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir ihtiyacınız olursa resepsiyondan cevo derseniz hemen buradayım tamam, efendim. Tamam. İyi istirahatler, iyi tatiller. Bir aşkım! Çok özür dilerim efendim, iyi tatiller. Çok yaşa Cebo, çok yaşa. Tez zamanda Allah ölmüşlerine kavuştursun inşallah seni. Tövbe de lan, tövbe de. Ne oldu lan? Satamadın bunlara bir yerleri. Herkes kendi işine baksın Gülseren Hanım. Odaları bok götürüyor bok. Bu kızı da kendine benzetme sakın ha. Lan git kendi işine muhabbet tellalı seni. İş öğret lan biraz buna, iş öğret. Hep lak laktasın, hep lak laktasın. Hey. Elimin tersiyle çakacağım ense köküne bunun için. Hani. Bu var ya bu. Kuşu ötmeyen müşterilere gidiyor, eczanelerden bir yer alıp geliyor. Bir kone abla. Sen de her şeyi bilmiyor be kızım, Allah Allah, ayıp.
Hadi koy elindekileri, daha işimiz çok bizim. Hadi, hadi kızım, hadi. Ha, söyle bakayım, şeker kavanozundan mı kaçtın? Ben bakayım. Bak bakalım. Nasıl? Ha? Beğendin mi? Hey, hey. Bak, bir tane daha işte böyle rahatladı gidiyor pezevenk. Çapkınmış. Allah canını sağlasın seni. Hayda hayda hayda. Zevzeye bak. Sus lan! Sessizlik. Otel burası. Buyurun efendim. Niye hala iki ayrı oda tutuyorsun? Bizi burada kim görecek Allah aşkına? Hayatım öyle deme. Yerin kulağı var. Başımız ağrımasın işte, tedbir amaçlı. Hadi hazırlan, hadi. Ya ne hazırlanması? Ben sana burada sarılıp uyumak istiyorum. Önce bir masaj alalım, akşam bol bol sarılıp uyursun. Bak, bu otelin masajcılarını eve bitiremiyorlar. Hı? Aşkım, ben sana masajın alasını yaparım. Seni yapacağım bir masaj değil bu, Thai masajı. Hadi, hadi hazırlan, hadi. Hadi bakalım. Şapkınım ovarıdayım. Allah seni kahretmesin. Yüreğim ağzıma geldi. Kadın, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kadın? Bakmasana. Yahu kim gönderdi sizi? Hadi çık dışarı, çık, çık. Al şunu dışarıya çıkart. Kapı çalmadan içeri girilir mi? Hadi! Kusura bakmayın. Hadi! Bizim kız acemi daha yeni işe başladı da beyim. Hadi, 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 hadi! Hadi! Çık! Yürü git! Çık! Çık! Abla! Abla! Ben hayatımda ilk defa gördüm bunu öyle. Hadi lan! Gördün de başın göğe mi erdi? Gördüğün şeye bak gene. Çaydanlık kılımda adamın bamyasını gördüm. Kız yürü kız. Ay bana bak, dudağın budağın uçuklamasın. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Pardon. Bir tekile daha alabilir miyim? Tabii efendim. Hayda hayda ali hayda, bu gece bağırdı. Gönlüm, alo, Talatçığım ne haber? Nasıl aşağısı? Yavaştan doluyor Ege Bey. Ha, tamam. Haydi görüşürüz o zaman. Hayret bir şey kardeşim. Ben böyle bir şey görmedim, hayatımda görmedim yani. Dal taşak çıkmışım banyodan. Kadın langır diye karşıma çıkıyor kardeşim, ayıp. Ayıp! Herkese gösterecek bir şey değil ki yavrum mu? Aa, lütfen yani uyarın, olmaz. Şimdi Ege abi, açıklayayım ben şimdi, arkadaş yeni. Ben kendisiyle bir ara konuşup kulağını çekerim. Senin için ferah tut Ege abi. Lütfen, rica ederim. Olmaz böyle şey. Uyarın tamam mı yavrum? Hadi neyse, iyi günler. Aa, bu arada yavrum, Cabo'ya söyle de gelirken benim için bir eczaneye orayı versin ha. Anladın mı? Tamam abi, sen hallederim. Merak etme, içini ferah tut. Artist. Ege abi ne iş yapıyor? Yavrum, Ege abinin geleni, gideni, uçanı, kaçanı, yani nefes alan her türlü mahlukatı senin anlayacağın. Ege abinin bir mesajı var mı? Eczane. Maymun. Çay getireyim abi. İşine. Hadi. Ne haber Talat? Hoş geldiniz Ege Bey. Oo, Talat. Bu ne oğlum? Talat, otelde mi kalıyor bu yavrum? Sanmıyorum, bar müşterisi galiba. Of. Bayan bayağı ilginizi çekti Ege Bey.
Nasıl çekmesin Telatçığım? Sen şuradan bana bir vodka limon yapsana yavrum. Elim de aksa sığar olsun. Ben de hafiften kayayım oraya doğru ha. Allah sana değiştirmeyeyim Talatçığım. Kakasını yerim lan ben bunun. Kakasını yerim lan. Vay anam vay. Ben Tanrı'da geçiyorum Talatçığım. İç kısmarlayabilir miyim? Nasıl Turco? Sono italiana. Ha? Non la capisco. Do you speak English? Non inglese. Sono italiana. Ha, köylü lan bu. Müsaadenizle oturabilir miyim acaba? Oturdunuz zaten ama bence hemen kalkın. Yine de size kendimi tanıtayım. Tarık Kotanoğlu. Sizin bir adınız var mı? Lütfen hemen kalkar mısın yoksa şu kül tablasını kafanda mı kırayım? Ben de zaten bara gidiyordum. Gülme Telat. Feda yaparım ha. Şunu viskiyle değiştir. Vodka limonun üzerine viski de bozmasan Ege Bey. Malum ikisi birden bozmaz. Talat. Tek buz, çift buz. Sek olsun. Bir gün bu çapkınlık yüzünden başınıza iş gelecek Ege Bey. Nasıl bir şey bu ya? Ben hayatımda böyle dolu bakan bir kadın ilk defa görüyorum ha. Hayatçım, bu beni daha çok tahrik etti biliyor musun yavrum? Her kuşun eti yenmez diye boşuna dememişler. Ver hadi ver. Buyurun canım bey, anahtarınız. Tamam, teşekkürler. Bir de not alabilir misiniz? Tabii efendim. Hülya Yolaçan geldiğinde haber verebilir misiniz? Odamda olacak. Tabii efendim, aldım notunuzu. Teşekkürler. Rica ederim, iyi akşamlar ya. Efendim. Yavrum, bak çiçeği, böceği gördün mü? Alnındaki bağlamanın telleri. Tamam. Anladım abi. Bunu da yaz bir kenara. Tamam. Hadi güle güle kullan. Ya yakalanırsanız bir gün? Kime? Karıma mı? Hayır, öfkeli bir kocaya. Hiç evli bir kadında tık tık yapacak göz var mı bende Talatçığım? Sizdeki göz malum da onların da alnında yazmıyor, öyle değil mi? Ben anladım Talatçığım. Talat, çok sıkıcı bir insansın sen, söyleyeyim. Çok sıkıcı. Senin evliliğin de sıkıcıdır yavrum. Ben keyfimden mi yapıyorum zannediyorsun bu işleri? Evliliğimin selameti için, tabii. Evliliğimi kurtarmak için Talatçığım. Ben evliliğimde monotoniden seks hayatımı beklemiyorum yavrum buralarda. Talat, bunu karıma söylesem affeder mi lan beni? Yok lan, sıçar ağzıma. O yüzden söyleyemiyorum yavrum. Efendim canım? Buz ister misiniz bir tane? Sek, sek! Efendim, hangisi tercih edersiniz? Birisi canlandırıcı, birisi yatıştırıcı. Ben canlandırıcıyı alayım. Aşkım sen de yatıştırıcıyı tercih et. Fakan ya. Ver, ver. Şu müziği kapatır mısınız? Ah, dadın arıyor. Efendim canım. Bir şey mi oldu? Yok, şimdi geldik. Güvenlikten geçmek üzereyiz. Aha. Sağ ol canım. Seni özleyeceğim. Bay bay. Bay bay. Her çaldığında bakmak zorunda mısın şu telefona? Açmayayım da daha mı çok acı çeksin kadın? Yani şu anda iş seyahatinde değil misin? Canan. Biliyorsun o benim karım ve çok hasta. Ya, ya tabii.
Neleri takıyorsun kafana ya? Yani zaten şunun şurasında iki günümüz var. Asma bakayım o güzel suratını. Asma, asma. Ben çok üzülüyorum ya. Üzülme, üzülme, üzülme. Hmm. Hadi bakalım, madem kızları gönderdin, masaja devam et. Tamam. Ay, yavaş, yavaş Canan, yavaş. Yavaş. Hacı oğlum, ne haber lan? Kolay gelsin, beşekeli. Oğlum seninki de hayat mı be? Sen burada sürekli prestesin, millet yukarıda gol atıyor oğlum. Dükkanı açacağım, sağa sola mukayyet olan, tamam mı? Selamın aleyküm, veli nimet dolabım benim. Şimdi Ege Bey otele geldiğine göre ona bolca prezervatif veririz. Haplardan da verirsek birkaç tane. Anam kirlendi. Ya ben hareket halindeyken dokunamıyorum bunlara. Gel al şunları. Gel bir yardım et ya. Hadi lan. Ne olacak lan yardım et sen? Bak her zaman börek yemek olmaz. Ara sıra baklavanın da tadına bakacaksın Talatçığım. Gerçi bazen böyle turşular da çıkıyor ama. Ege bağırmayın lobinin ortasında. Bırak Talatçığım ya. Beyefendi, buraya gelebilir misiniz? Buna mı seslen lan bu karan? Ha? Ben mi? Evet siz. Ben. Siz evet. Hayırdır inşallah. Talatçığım bir Fatiha oku yavrum. Buyurun benim. Lütfen oturun. Çok naziksiniz. Ben az önceki kabalığım için özür dilerim. Kabalık ve siz yan yana gelmeyecek iki kavram. madem öyle biz yeniden tanışalım. Benim adım Cansu. Ah ben de Tarık. Cebeli Tarık. Çok kötü bir ismi. Biliyorum. Siz bu barda stand-up mı yapıyorsunuz yoksa? Yok. O tarz yeteneklerim yoktur. Kadınlara yaklaşma yetenekleriniz dışında başka ne tür yetenekleriniz var? Ben merak ettim doğrusu. Görmek mi istiyorsunuz? Bilmem. Yani burada gösterebilir misiniz ki? Burada olmaz. Kalabalıkta utanıyorum. Oysa hiç utangaç birine benzemiyorsunuz. Bazı alanlarda çok utangaçımdır. Tek rahat olduğum alan yatak odasıdır. Ya, hı? Öyle mi? Bir tane daha içki söylesek mi ne dersiniz? Garson bey! Resepsiyon Emin. Hülya Hanım geldi mi acaba? Henüz gelmedi efendim kendisi. Tamam ben bara geçeceğim. Geldiğinde bara yönlendirirsiniz olur mu? Tabii efendim. Teşekkürler. Oh kendime geldim. Ben gelemedim hala. Of Canan. Çocuk gibisin ha. Hadi artık gevşe biraz. Takılma bunlara. Kızım. Kadın hasta ne yapayım? Bırakayım da ölsün mü? Hadi gevşe biraz gevşe. Bak buraya güzel vakit geçirmeye geldik. Hı? Hadi hadi. Ya sırtını o kadar yatıştırıcıya sürdük gene yatışmadım. Ama ben senin yatıştırmasını bilirim şimdi. Selim babacığım buyur. Sağ ol Cebocuğum. Rica ederim abicim. Eyvallah. Her zaman keyifli saatler diliyorum. Hadi bakalım. Dediğim gibi bu işte. Dediğim gibi yani adam böyle şey olacak, zengin olacak bir tane. Hiç evlenmemiş olacak. Ha dul adamdan kaç. Dul adam böyle hevesini alır, ortada mal gibi bırakır. Yoksa bunların hepsinin şeyi var. Allah canını al ya senin. Ulan yine lak laktasınız, yine lak laktasınız be. Şş Melek, sen bunun dediklerine sakın uyma kızım, sakın. Ya sen gitsene işine gücüne baksan ya Allah Allah. Git bir akıllara sat sen.
Torbacı pezevenk. Bana torbacı diyene bak, çarşafçı. Senin o beğenmediğin haplar sayesinde ben Sultanbeyli'de ikinci katı çıktım be. Vallahi sıvası bitti ha. Su testisi su yolunda kırılır. Hadi, hadi. Hadi kızım, üstümüzü başımızı değiştireceğiz. Servisi kaçırmayalım. Bir karış. Hadi. Resulullah ya. Senin saçını başlıyorum. Hep böyle kalabalık mıdır burası? İşte bu saatlerde dolu oluyor. Özel bir gün mü? Evet. Hala böyle romantik ilişkiler kaldı mı ya? Sizin gibilerin olduğunu görmek güzel efendim. Sağ ol, teşekkürler. Mesela şuradaki adamı görüyor musunuz? Hangisi? Şu her tarafı farklı oynayan, bakın. Gördünüz mü şuradaki? Görmemek mümkün mü? Kimdir kendisi? Kendisi bugüne kadar görüp görebileceğiniz en büyük aldatma rekortmenidir. Ha, evli yani. Evli evli. Ama ne yapıyor, ne ediyor bir şekilde iki dakikada bağlıyor kadınları kendisi. Şeytan buna tüyü değil, saçı sakalı komple bırakmış. Bu aldatma olayı çok arttı efendim. Biz işte burada barda görüyoruz bütün gece. Bir erkek niye aldatır karısını? Ona göre monoton giden evlilik hayatını renklendiriyor. Evliliğinin hayrını yapıyor yani. Meyve kokteyli mi bu ya? Hoş geldin canım. Çok mu geç kaldım? Yok, vaktinde geldim. Sana güzel görünüyor ya. Sonra bir de trafiğe yakalanınca böyle oldu. Özür dilerim. Hiç önemli değil. Geldin ya. Bu da sana. Mis gibi kokuyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yukarı çıkalım mı? Hadi. Teşekkürler. İşte bu da odamız. Küçükmüş. Ama şirin. Can, atölyen yetiyordu bize. Ne gerek vardı bunca masrafa? Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Çok hoş bir sürpriz oldu bana. Ama senin masrafa girmene gönlüm hiç razı olmuyor. Önemli değil bir tane. Bugün iki tane resmimi sattım. Hmm, çok sevindim aşkım. Umarım hepsini satarsın. Seni çok özledim. Ben de. Nereden çıktı bu master? Yapmak zorundayım aşkım. Ne gerek var? Herkes master mi yapıyor? Bu benim idealimdi Hülya, bilmiyor musun? İyi de evlenmek için iki yıl daha mı bekleyeceğiz? Bak tamam, sana söz veriyorum. İki yıl sonra burada olacağım. İki yıl mı? Of! Söz mü? Bekleyeceksin değil mi? Ha? Bekleyecek misin? Seni sonsuza kadar beklerim. Zaman ne çabuk geçiyor. Ne çabuk mu? Nasıl ya? Can. İşte yine bir aradayız. Ben çok mutluyum. Rüyada gibi. Ben de. Seni o kadar özledim ki. Buyurun efendim, anahtarınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alayım efendim. Sağ ol üstelik. Üç kuruş para verecek diye. Tipe bak tipe. Emin abi. Ha canım. Bu da zampara mı? Lan bunun her tarafı zampara olsa ne olur oğlum? Ya bak, sana meslekten mincelikle arayacağım bugün. Hiç sesini çıkarma. Tak kolunu altın bilezik. Hadi bakayım. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Şişt, bana bak. Bunları da okulda öğretmezler ha. Hepsini öğreneceksin Talatçım. Hepsini öğreneceksin yavrum ya. Hop. Neredesin sen ya? Ya sen şuraya bir tuvalet koymaz mı ya? Git gel, git gel. En sonunda altına kaçıracağım. Tamam. Boş ver yavrum. Sağ ol, sağ ol gitsin. Neyse ha. Gelirim abi. Demek hiç evlenmedin. Efendim? Hiç evlenmedin yani. Ya evlenim. Bana göre bir şey değil. Ha, sen de benim gibisin yani. Canın kiminle istiyorsa onunla. Evet yavrum.
En güzeli değil mi? Evet. Evlenince her şey değişiyor değil mi? Bilmem. Evlilere sormak lazım bunu. Ya. Evet. Hazırım poğaçık. Yok. Bence değilsin. Niye aşkım, ne oldu? Nasıl ne oldu? Hı. Elbise açık değil mi sence? Yok, en sevdiğim gece elbiselerimden. Of hayatım. Sana kaç defa söyledim değil mi benim yanımda böyle açık elbiseler giyme diye? Ha? Ama Hakan, gece elbisesi dediğin şey böyle bir şey zaten. Başlatma gece elbisesinden. Akşam akşam delirtme beni. Hadi git değiştir şunu çabuk. Ya, tamam ya. İnsan hayatta bir kere evlenmeli. Ana, evlilik dediğin şey çok banal bir şey yavrum ya. Aynı yemeği yer gibi bir şey. Evliliğin kısa anatomisi bu. Sen nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Arkadaşlarımın hepsi aynı durumda da ondan. Bunun ben nesi kötü anlamıyorum ki yani. Ne güzel işte, evde seni bekleyen birisi var. Ben karar veremiyorum. Kararsızlığım keşke sadece yemekte olsa. Can. Ya tamam, şaka yaptım ya. Hemen kızma. O suratını öyle yapıyorsun ya. O kadar hoşuma gidiyor ki. Hadi gel, güzel bir şeyler seçelim. Şerefe içelim. Niye şerefe içsek acaba ki? Ha? Bekarlığımıza tabii. Bekarlığımıza. Hadi. Ha? Evet, hadi. Bekarlığa. İşte. Aşkım benim ya. Yürü basit. Dur, dur, yürü tamam, basit. Tamam. Boyun çıkın mıyım? Nasıl? Eğleniyor muyuz bari? Evet, eğleneceğiz. Ne vardı? Eğlen. Eğlen tabii. Bugünleri çok ararsın. Gün gelecek, prense verdiğine pişman olacaksın. Anlamadım. Cici mayları bitince seni bir orospuyla aldatacak. O zaman anlarsın. Keşke, keşke cücelerden birine verseydim diyeceksin. Benim ercimentim öyle bir şey yapmaz. Ha, ben de öyle diyordum, ben de. Oh, prenses. Neşeliğe ver, neşeliğe. Değilim. Çok içtin galiba. Sarhoşum desek daha doğru olur. Bütün kadınlar ağlatılır. Biliyorsun değil mi? Pamuk prensesler bile. Bilmez miyim? Ne bu yazık? Bu ne? Aa, ponçik! Ben şimdi anladım, maskeli bala varmış. Aman ne güzelmiş. Ha. Ama şey, ben var ya hiç maskeli balaya gitmedim biliyor musun? İyi tamam, bu akşam gidersin o zaman. Ay, gerçekten. Ya, ama çok kalmayacağız. Ha? Bakacağız, çıkacağız. Şımarmış. Canım hadi bırak, tamam. Hadi gel. Bugün benim kara günüm, yemin ederim kara günüm ya.
Abicim balo varmış. Niye bana haber vermiyorsunuz balo var diye? Ben niye bilmiyorum bunu ya? Ne e'si ya? Hapları satamayacağım. Elimde patlayacak oğlum. Ulan vicdansız. Zaten satacağını sattın. Allah'tan belanı mı istiyorsun da? Parti olunca millet içkiyle almıyor ya. Kalbim tutar, böbreğim sarkar diye. Yandım oğlum ben. Abi, o Viagra'nın alkol alanı çıktı ya. Haberin yok mu? Harbi misin lan bebecan ha? Doğru mu söylüyorsun? Evet. Emin abi, yemin ederim pırlanta gibi adam yetiştirmişsin ya. Pırlantadır benim yavrum. Beni idare edin. Yarım saat sonra buralardayım, tamam mı? Şu hapları bir çenç edeyim eczanede. Nerede kaldın yavrum ya? Çok mu beklettim kuşum? Pamuk Prenses'e hayat dersi vermem gerek size. Hadi bakalım. Çok güzel bir yer Hakan, teşekkür ederim. Ben seni kötü bir yere getirir miyim? Ha, ver bakalım. Ver, sağ ol. Bak buranın etleri meşhurmuş ha, ona göre. Mesela ben şöyle güzel bir bonfile yiyebilirim. Sana böyle soslu falan. Sen? Hakan. Hı. Şu yandaki çift ne kadar şeker değil mi? Ya biraz fazla şekerler sanki ama. Ya affedersiniz, bir şey sorabilir miyim acaba? Canan. Tabii, buyurun. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Yeni evli misiniz? Ya kızım sana ne ya? Belki adam dostu postu kadın. Aslında... Hayır. Henüz evli değiliz. Bence evlenmelisiniz. Çok yakışıyorsunuz. Canan, yapma diyorum sana. Ya çok özür dilerim. Kusuruna bakmayın eşimin. Yani biraz fazla meraklıdır da özür dilerim. Hakan, sen bana hayatında ilk defa eşim dedin. Amına koyayım ya. Ne diyeyim? Ha ne diyeyim? İki saattir canım cicim diyorsun insanların yanında. Ne diyeyim? Bak. Senin şekerlerin de çok hoşuna gitti herhalde. Gülüyor ikisi de. Ya canım benim. İyisin değil mi aşkım? Canını sıkan bir şey yok. Yok canım. Her şey çok güzel. İyi akşamlar. Rahatsız ettim. Oho, eski aslanım. Hoş geldin. Ne oldu Cebo ya? Abicim bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya geldim. Bu akşam hiçbir şeye ihtiyacım yok. Cebo, alkol aldım oğlum. Abicim bak bunlar alkolle de alınıyor. Yeni çıktı. Organik vallahi GDO'suz. Kaç tane ya benim? Ver bir tane ama sonra hesaplaşırız Cebo. Tamam abi. Yavrum benim ya. Oh. Kardeşim hadi. Hadi beline kuvvet. Hadi anam hadi yavrum. Beline kuvvet. Hadi. Lan şerefsiz, ön sevişmeyi ben de yaptım. Tükürük içindeyim ben. Hayatım ne işimiz var bizim maskeli baloda bu yaştan sonra? Ne varmış işimizde güzelim? Bizim eğlenmeye hakkımız yok mu? Hadi lütfen. Amine, amine. Yani 40. yılımız dedin, sesimi çıkarmadım ama artık... Ama falan yok. Bana söz vermişsin, değil mi canım? Ne giyeceğiz peki? O da sürpriz. Şu maskeli balaya gidelim mi? Ne dersin? Olur. Ama çok kalmıyor. Tamam. Maskeli baloya mı gideceksiniz? Evet. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. Hakan, biz de gideceğiz değil mi maskeli balaya? Ya bir dur, ne olursun ya. Bir lokma bir şey yiyeyim, ölüyorum açlıktan. Tamam, götüreceğim söz. Söz mü? Söz. Hadi. Don't touch my love.
yaptın ya? Bak biraz daha böyle devam edersen vallahi da billahi da seni almaktan vazgeçeceğim. Ne? Vazgeçiyorum. Ya gel gel gel. Gel. Ne bu böyle ya? Ne var, samimi kız? Fazla samimi. Oh, maske. Nasıl oldum hayatım? Her zamanki gibi çok güzelsin. Ödüm koptu. Bu kadarını hayal bile edemezdim. Çok güzel ya. Haklısın. Ayarlasan bu kadar olmaz. Eski günlerimizi hatırladım. Okul günlerimiz. Ne kadar çok eğlenirdik o balolarda. Sen hep prenses olurdun. Sen de son yıl Charlie olmuştun. O kostümleri hala saklıyorum, biliyor musun? Çok tatlısın. Tak şunu ya. Canan dur dur. Takmak istemiyorum maske şimdi ya. Ya ne olur oturum için ya. Maskeli balayız. Maskesiz mi dolaşacaksın? Tamam takacağım ama çok fazla kalmayacağız. Söz mü? Söz mü? Ya söz. Kahramanım. Hadi yürü. Çekil. Çekil. Ah. Terbiye. Çaktık mı? Bu haftaki günümüz şahane olur vallahi. 15, 30'dan 40. Çok yaşa Cebo. Sağ ol canım. Of. Bu ne ya? Sünnet düğünü gibi. Hayatım, ben seninle burada baş başa kalmaya geldim, biliyorsun değil mi? Hakan. Sakin ol hayatım. Bak şimdi ben sana bir masaj yapacağım. Allah'ım. Buyurun memur bey. Günaydın. Bizim otelin müşterileri olduğundan emin misiniz? Müdür bey, 4 vaka görüldü. 4'ünün de en son bu otelde konakladığı tespit edildi. Of. O yüzden geldik buraya. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Oteli karantinaya alıyoruz. Yapma ya. Oh my god. Yalnız benim sizden bir ricam olacak. Bu konuyu güvendiğiniz personel dışında kimseye söylememeniz. Ve ikinci bir emre kadar otelden dışarı insanların çıkmasına engel olmanız. Aslında otele fazlasıyla sivil ekip sokabilirim ama izdama sebebiyet vermek istemiyorum. Ya iyi de komiserim, müşteriler ne olacak peki? Çıkmalarına engel olacağız. Oldu. Olacak tabii. Evet sevgili seyirciler. Yetkililer gibi bir açıklama yapmıyor. Ancak otel şu anda karantina altına almış. Otele giriş çıkış yapılmasına izin verilmiyor. Bununla ilgili bir gelişme var. Abla bir el etsin. Ne edeceksin? Emin damadı görüyor da bizi içeri almıyor. Allah'ın köpeği çek üstüne. Çocuğum bırak bak sözünü seveyim ya. Bir de odası var beyler.
Evet. Evet doktor bey. Burası gayet uygun. İnsanları buraya toplayabiliriz. Sizce de uygun mu doktor? Güzel. Çok güzel. Burayı paravanla böleriz. Şuraya diğer eşyalar, şuraya da... O kadar da değil artık doktor bey ya, lütfen. Abarttınız ama. Kasandırı geçidine çevirdiniz buraya yok. Abartı yok, abartı yok. Çok sevdim. Üç defa da kral dedim yani. Alarmı kapatmayı unutmuşum. Burada ne işi var benim? Ne yaptın ben ya? Hayda. Arkana döner misin lütfen? Niçin? Giyinmek için tabii ki. Dün gece yanımda soyundu ya. Ya döner misin arkanı dedim, giyinmem lazım. Allah Allah, tamam. Şurada tuvalet var, banyoda giyinebilirsin. Sakin olmam lazım. Sakin, sakin. Elbiselerimi uzatabilir misin? Amma da dağıtmışız ha. De amla küçükmüş ha. Bayağı doldurmuş namus. Ay sevmem küçük bebeği be. Karanlıkta fark etmemişim, Allah kahretsin. Ha sütleri kalmış. Memen de amla küçükmüş ha. Karanlıkta hiç fark etmemişim. Saçmalamayı keser misin? Kardeşim, benim iki saat sonra uçağım kalkacak diyorum. Cinayet işlendiyse bana. Katil ben miyim? Ben ticaret odasına kayıtlı esnaf adamım ya. Efendim, siz zaten bizim çok elit bir müşterimizsiniz ama sakin olun yani. Lütfen panik yapmayalım yani. İki saat sonra kapıyı açacağız değil mi efendim? Sekiz. Kahvaltıya inelim mi? Aşkım, ben biraz daha uyuyayım. Senin. Hı? Tamam canım. Lütfen ya. Şimdi ne yapacağız? İki saat sonra toplantım var. Bakın hanımefendiciğim, arzu ederseniz bar, kafe her yer açık. Abi, İsterseniz çıkıp odanızda da istirahat buyurabilirsiniz. Her şey müessesemizin ikramıdır. Lütfen efendim, anlayış gösterin. Relax efendim, ne olur efendim. Beyefendi, gördüğümüz asol tipli adamlar neyin nesi? Beyefendi, kalorifer dairesine ilaçlama yapıyorlar da siz merak buyurmayın. Buyurun, her şey ikramımız. Ne olur efendim. Ne ısmarlıyorum efendim? Ne ısmarlıyorum efendim? Cansu, ben çok acıktım. Sen acıkmadın mı? Cansu mu? Bakıyorum sinirine, karıştırıyoruz. Bir dakika ya. Adının Cansu olduğunu bana sen söyledin. Hatta peyzaj mimarı olduğundan da bahsettin. Peyzaj mimarı olduğumu da mı söyledim? Hayda. İnsanın bir gece önce yaşadığı şeyleri unutması için yastada olması gerekir. Ha tabii o kadar tekile maymun ediyor insanı. Maymun ediyor adamı değil mi?
İyi misin sen? Ha? Şoktayım ben, şoktayım. Bak. Hani kafasında kül tablası kıracağın adam vardı ya. İşte o benim, ha? Tarık. Tarık bir şey oluyor. Tarık Kuponoğlu, Kotonoğlu. Sen niye kendi isminle tanışmıyorsun ki insanlarla? Sen bir dakika, bana yalancı mısın demek istiyorsun? Hüseyin de seninle değişecekti. Boynuma maşallah mı takacaktın? Ayrıca odana çıkalım diyen sendin. İlk teklif bile senden geldi ya. Sen bana orospu mu demek istiyorsun? Orasını ben bilemem. Ne? Utanmasan masanın üzerine para bırakacaksın. Yemin ediyorum 10 liram var eve ancak dönebilirim. Ya ben sana taksi çağıralım dedim. Sen istemedin. Ya ne zaman öyle bir şey söyledin öküz? Allah canımı alsın dedim ya. Ben insanla mı yaptım? Nereden bileyim lan senin seks manyağı olduğunu? Aa! Yeter artık sus! Günaydın. Günaydın. Oturabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Siz de pastırma seviyorsunuz galiba. Çok seviyorum ama sakın kimseye bir şey söylemeyin. Pardon, bakar mısınız? Kim bu acayip kıyafetli insanlar? İlaçlama yapıyorlar efendim. Bahçe peyzajına süsüne dadanmış da. Teşekkür ederim. Erkencisiniz. Hakan Bey'i göremiyorum. Hakan Bey dün balada o kadar yoruldu ki anlatamam size. Hala yatıyor. Ya, tamam. Özür dilerim. Bak, pişman olmuş olabilirsin. Ama yani neticede güzel bir gece geçirdik. Değil mi? Ha? Güzeldi değil mi? Evet, güzeldi. Hadi o zaman bunu kutlayalım ve kahvaltı yiyelim. Ben gitsem iyi olur. Dur. Ne oluyor ya? Bir öyle bir böyle. Evde bekleyelim mi var? Yo, ne alakası var ya? Ya bu arada ayıp olmazsa bir şey sorabilir miyim size? Tabii, buyurun. Ya, Hülya Hanım sanki sizinle pek evlenmek istemiyor gibi. Çok mu belli oluyor? Evet, çok belli. Bizim Hakan Bey'le de durumumuz aynı. Ben çok istiyorum ama bir türlü ikna olmuyor. Tuhaf değil mi? Tuhaf hem de nasıl? Ay, yani böyle giderse evlenemeyeceğiz zaten. Niye? Karısı. Karısı mı? Hadi gel. Gel. O zaman kahvaltı ediyorum. Odaya mı söylesek? Ben hiç sevmem öyle kalabalık, böyle iç içe yerleri. Bütün fantezilerin önünde saygıyla eğilirim. Hemen lobiyi arıyorum. Dur. Gerizekalı. Hakan benim ideallerimdeki erkek. Zeki, akıllı. Ayrıca her şeyi de biliyor. O benim kahramanım. Biraz da zengin galiba. Ya evet. Zengin ama hani çok beni parası ilgilendirmiyor açıkçası. Keşke evlenmeden önce tanışsaydınız onunla. Yani Hakan Bey için de zor oluyordur. Zamanlama hatası. Öyle. Maalesef öyle. Güzel canım, güzel. Kardeşim, bu robotlar kızın ne beyni? Film mi çeviriyorsun? Ne cinayeti? Ne robotu? Efendim bunları mı soruyorsun? Evet. Bunlar Sistre'ci efendim. Lamine Park'i Sistre. Ya, oteli restorasyon yapıyoruz da sizin için hepsi yani. Bu arada aileme hiç söyleyemedim onun evli olduğunu. Bence fazla da uzatmamak gerek. Sonuçta sevdiğini ya da ailesini kaybedebilir insan. Doğru ama ben ikisinden de vazgeçemiyorum. Tabii sizin ilgiyle işiniz kolay. Öyle görünüyor değil mi? Şu zamana kadar neler yaşadık bir bilseniz. Gerçekten. Neyse, şimdi sevdiklerimizle beraberiz ve bu anın tadını çıkaralım değil mi? Hadi peki abla. Girdin yine tribe sen, girdin. Ha, sevdin sen bu triplere. Hayret bir şey ya. Geldin. Günaydın. Aman Recep hocam, nerede kaldın koçum? Öldün mü lan? En kral kahvaltınız geldi. Şeker olsun, bal olsun abime inşallah. Şun benim be. Abicim, dün akşamdan kalan ince bir hesabımız var ya, mesain bitmek üzere, alabilir miyim? Recep hocam, karı tribe girdi. Şu anda uğraşamam. Hadi başka bir zaman hallederiz bu koçum. Abi, takviye lazımsa bir tane verebilirim ya. Ya ihtiyacın var mı Cebo? Tamam. İhtiyacın var mı? Tamam. Hadi. Al.
Allah seni kahretsin. Abi çok özür dilerim. Hadi çok gece hadi. Tanrı yazdım alırım sonra. Hadi bir şey ya. Bir tanıdığın var galiba otelde ha? Aa. Bakıyorum çıkmışsın tripten ha? Oo, günaydın, günaydın, günaydın. Erken kalkanlar belli oluyor. Aşkım şunu alır mısın şuradan? Görüyorsun geldim, bakıyorsun. Ne haber? Günaydın aşkım. Günaydın Hakan Bey. Günaydın. Pastırma mı yedin? Şu kadarcık. Hakan, şu kadar yedim ya. Tamam. Hadi canım. Günaydın canım, gel. Günaydın. 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 Hep yalnız mı gelirsin buraya? Genelde kafa dinlemeye. Bu benimle yaptığın ilk kafa dinleme olmasa gerek. Tabii. İlk Adem Havva bugün düştük. Tabii ki ilk değil. Ne zannettin sen kendini? Normal bir erkeğim ben. Ayıp değil ya. Hı? Tabii. Evli olmasan değil tabii. Evli olduğumu nereden çıkartıyorsun sen? Alyansın izi parmağında kalmış. Ha siktir. Allah kahretsin kafama sıçayım. Aa! Alyansı çıkarsan bile izi kalıyor. Ha? Allah kahretsin. Ben sana söyleyecektim. Ya bunu silmeyi unutacak kadar salak mıyım? Hülya Hanım, siz bir şey yemeyecek misiniz? Ama güne de bir çayla başlanmaz değil mi? Size de pastırma falan ikram etseydik, ha? İster misiniz? Yok, ben et yemiyorum zaten. Anlıyorum. Evet aşkım, bir şeyler yeseydin, börek falan. Gidip alayım mı? Yok aşkım, ben sana eşlik etmek için geldim. Bir çay içip odaya çıkarız. Bilemiyorum kalabalığı. Ne olur bir bak, bir el at abi. Ulan bir şeyi de becer be, bir şeyi de becer be. Bak kuş geçiyor. Sana dürüst olacağım. Evliyim ama uygunum. Sen? Sen evli misin? Ay çok affedin, özür dilerim. Özür dilerim, affedersin. Çok özür dilerim. Evli olup da benimle bunu yapacak kadar orospu olamazsın herhalde. Ne? Evli misin? Evli misin lan? Değilim de. Bana bak. Hiç hoşlanmam evli kadınlarla tık tık yapmaya. Hiç işim olmaz. Ay! Allah korusun. Değilim de. Evli misin be? Çok affedersin. Özür dilerim. Bağırmam lazımdı. Tamam ya. Yemin ediyorum kızmayacağım. Söz veriyorum. Ama sen de dürüst ol. Evli misin? Değil misin? Söyle bakayım. Kızım ya şu adamı boşa ya da kendine getir artık şunu. Adam seni çatır çatır aldatıyor be. Şu anda bak, süzüldükçe süzüldü. Ne yapayım Arzu? O aldatırsa aldatsın. Ben sonuna kadar dayanacağım. Bak, bir gün bu ezberimi almayacak ve kendinden utanacak. Bence sen de biriyle yat. İntikamını al. Başka türlü rahatlayamazsın. Böyle içini ata ata yiyip bitireceksin kendini. Arzu, o benim aşık olduğum adam. Ben sonsuza kadar ondan başka biriyle olamam. Sen salaksın ya. Tamam, aldatmak güzel bir şey değil ama bu sadece erkeklere ait bir şey değil. Aldatınca ne değişiyor peki? Gıncını alıyorsun. Ben de ilk başlarda konduramıyordum. Ama bir süre sonra insan kendini aptal gibi hissediyor. Kendi adına konuş. Bak, o bir mi yapıyor? Ben üç yapıyorum artık. Anlasın anneyi Konya'yı. Ve hala onun yüzüne bakabiliyorsun. Etme bulma dünyası tatlı. Kusura bakma, benim terbiyem buna müsaade etmez. Benim inandığım şey de bu. Cevap versene be! Evli misin? Tamam, bağırma be. Evliyim. Yok! Orospu! Ha, Allah kahretsin. Memlekette kadınlar da değişti ya. Bu ne be? Şahsiyetsiz, terbiyesiz.
ya. Ar namus diye bir şey kalmadı memlekette be. Hiç kalkmayacak sandım eşya başı. Kıskandın mı? Ne kıskanacağım be? Sefilin teki. Götünde don yok ibnenin. Ressam messam Picasso ayakları falan bir şekiller. Bunu mu kıskanacaksın? Ha? Ama niye öyle diyorsun? Çok şeker çocuk. Çok şekerse yalasaydın o zaman şöyle. Ha? Allah'ım. Şeker. Kocamı ilk defa aldatıyorum ben. İlk defa mı? Hadi oradan be orospu. Allah Allah. Sen yapınca çapkın, biz yapınca orospu. Herhalde. Erkeğim ben. Elimi yıkar eve dönerim. Ben de kadınım. Ne olmuş yani? Daha ne olsun be, daha ne olsun be. Bu yaptığın ne tık 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 ne bu? Bana bak. Kocan çıkıyor mu katmıyor? Ha? Ha? Niye bunu yapıyorsun burada tık tık tık? Ha? Ayıp be. Korkarım ben. Yolda karşılaştığınızda öyle bakarsın suratıma. Adam anlar. Anladın mı? Sokar tabancayı bir tarafıma. Korkarım ben. Onu karını aldatmadan önce düşünecektin. Merak etme, şu anda iş gezisinde. Tabancasını falan sokamaz bir yerine. Ha, iş gezisinde mi? O da seni aldatıyor desene. Ağaç kakan aile. Tık tık tık. Hadi arkadaşlar, biraz acele edin. Tamam, geliyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Uzaklaşın lütfen, çalışamıyorum. İlk defa mı milli oluyorsun sen? Efendim? Yani kocanı ilk defa mı aldatıyorsun? Bu benim için çok önemli. Sen fazla olmaya başladın ama. Karının şu anda seni aldatmadığı ne malum? Sıçarım lan ağzına senin. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Terbiyesiz! Ne oldu kuşum? Canın mı sıkıldı? Evet, canım sıkıldı. Herkesi kendi mi zannediyorsun sen, ha? Ha? Ben karıma o kadar güveniyorum ki. Onu kendi ellerimle Çin ordusunun içine böyle bırakır, arkama döner evime gelirim. Ona o kadar güveniyorum yani. Sen öyle san. Canım karım ya. O şimdi evde benim donlarımı yıkıyordur. Ben de seni adam sanmıştım. Ben gidiyorum. Hadi güle güle, hadi. Hepiniz aynı bokun soyusunuz. Ben de karşıma almış, konuşmaya çalışıyoruz. Amma portföyü yapmışsın sen. Hepiniz mepiniz diye maşallah. Ha? Sana hayvan diyeceğim ama tabii bu hayvanlara haksızlık olur. Öyle değil mi canım? Hadi canım, çüss. Hadi selametle, hadi. Hayvan mı hayvan? Orospu çocuğu. Yakalım kız. Saygısız, terbiyesiz ya. Yaşamak tam bir facia. Hakan Bey'i acıyorum valla. Asıl herif tam bir kazma be. Ayının önde gideni, fenerle yol göstereni. Pastırma mı yediniz siz? Sana da aşk olsun. Sevmediğin bile bile yemişsin. Ya azıcık yedim aşkım. Ucundan. Yani çemensiz tarafından yedim. Ya. ...9.61. Yavrum, ne şekle soktunuz lan beni? Burada kim kime dumdum oğlum? Hayret bir şey ya. Ne oluyor lan? Kafayı mı yedim lan? Galipten sesler duyuyorum. Tövbe estağfurullah ya. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ay! Allah kahretmesin, ödümü kopardın. Ne oluyor ya? Sen mi çıkıyorsun o tuhaf sesleri deminden beri?
Girebilir miyim? Ha. Gir. Hadi tamam, biz kapıda bağlanalım ha. Ne yapıyorsun? Kapatsana kapıyı. Soyun yavrum sen. Soyun hemen. Hemen geliyorum. Soyun sen yavrum. Soyun. 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 Ulan ne adam ama. Harbiden iyiyim ya. Şşş taş taş. Şşş lan bana bak. Bana mı seslendin? Sen ne yapıyorsun lan burada böyle don gömlek? Nereye bakıyorsun? Ne bakması? Bende bakma yok ki bende. Ben bakmam, ben dondum, ben donarım ben. Kalk geldi bana. Öyle kaldım ben, öyle yani. Oğlum milletin karısına kızına teşhircilik mi yapıyorsun lan sen burada? Ne alakası var? Enişte. Ya bırak sapıklı sapık olma hadi. Canan dur kızım dur. Sen karışma bir dakika dur ya. Konuşuyoruz. Bana bak. Oğlum milletin karısına kızına teşhircilik mi yapıyorsun burada? Ne alakası? Çıkın lan karşımdan. Çıkın. Ne oldu aşkım? Sanki bir an kocamın sesini duyar gibi oldum. Ne? Kocam mı? Yok artık, ne işi var burada kocanın? Manyak. Ya bırak adam korkacağı kadar. Ya ne bırak, herif donla geziyor otelde. Aa manyağa bak. Ne oluyor lan? Ne pandeminin otelmiş burası. Yoksa anladı da bizi takip mi etti acaba? Yok canım. Nereden anlayacak? O şimdi kim bilir hangi orospuyu kucağına almıştır. Pis zampara. Sen sıkı canım bebeğim. Ben biraz evhamlandım galiba. Ne oldu? Adamın birini çok kötü dövdüm. Ne? Bir dakika, bir dakika. Sen niye dışarıya çıktın ki? Değil mi? Sanki karımın sesini duyar gibi oldum dışarıda ya. Yok yok ha, artık. Yok artık. Saçma değil mi? Saçma tabii, saçma. Saçma ya. Saçma. Saçma ya. Anlamıyorum yani, madem bu kadar eminsin seni aldattığından, ayrıl artık şu adamdan. Daha ne kadar böyle devam edeceksin ki? Bunu anlaman için kadın olman lazım. Söylemesi kolay. Ayrıca ha evliyim ha boşanmışım. Ne değişecek ki hayatımızda? Öyle ya da böyle biz her zaman beraber olacağız. Zaten boşansam belki de bu kadar rahat edemezdik. Hülya, sen beni gerçekten seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Dahasın ne? Onu anlamıyorum işte. Daha ne? İki günür bir olunca samanlık seyran olmuyormuş değil mi benim güzel bebeğim? Nereden biliyorsun ki? Daha deneyemedik bile. Yani oysa evlenecektik, çocuklarımız olacaktı. Ama işte şimdi ikinci bir şans yakaladık. Şimdi denesek ne olacak ki? İstediğimiz hiçbir şeye sahip olamayacağız. Sonra da giderek aşkımız bitecek. Bak, ben ona hiç aşık olmadım. Hiçbir zaman da olmayacağım. Ama bu hayata alıştım. Tamam. Tamam, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yani ben sana onun sağladığı hayatı sağlayamam. Doğru. Ama düşün yani, sevmediğin bir adamla berabersin ve o adam seni aldatıyor. Daha ne kadar tahammül edeceksin ki buna? İyi de ben de onu aldatıyorum. Farkındasın sanırım. Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamaya çalışmazsan daha mutlu oluruz, inan bana. Ben sadece seni seviyorum. Canan, hayatım ben sana böyle kıyafetler giyme dedikçe sen bana inat yapıyorsun galiba ha? Hakan saçmalama. Ya gelirken herif götünü başını seyrediyordu senin, gördün değil mi? Ya bütün otelin neşe kaynağı oldu yani. Playboy güzeli seçecekler mi seni? Haberin var mı? Efendim? Ne? Ne? Peki tamam, teşekkür ederim. Tamam, iniyoruz. Ne oldu? Seçmişler de ona haber veriyorlar. Ay çok komik. Hadi inelim aşağı, sen bırak onları. Acil durum varmış, aşağı gelin diyorlar. Ya saçmalama, eşyalar kaldı orada. Hayatım acil durum diyorlar. Adam ya neyin acil durum? Bilmiyorum gel. Şşt.
Karın arıyor. Aa, çok komiksin. Alo, iyi günler. Neden inecekmişim? Allah Allah. Tamam, anlaşıldı. Ne oluyor? Acil bir durum varmış. Odayı boşaltıp hemen aşağı inmemizi istiyorlar. Hadi. Aşağı mı? He? Ben aşağıya falan inemem. Hayatta olmaz. Niye? Mümkün değil. Mümkün değil. Ay gidiyorum da ne oluyor anlamadım ki. Ne bileyim acil durum dediler. Ne olduğunu biliyor musunuz? Siz hiç bildiğiniz yok. Ne acili be bu? Hadi sene ya. İnemem diyorum sana. Ya nasıl inemezsin ya? Acil durum diyor adamlar. Ya otele bomba falan koydularsa Allah korusun be. Patlayıp ölmek mi istiyorsun burada? Asıl aşağıya inersek ölürüz sersem. Allah Allah. Kendine gel. Şoktasın galiba. Durmayayım ayak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Uyan. Kocam. Ne olmuş kocana? Kocam aşağıda. Anladın mı? Ne diyorsun oğlum sen? Ne iş var lan bu götünün burada? Nereden çıkmış bu adam ha? Niye söylemedin bunu daha önce sen bana? Ne bileyim işte çıktı bir yerden. Allah kahretsin. Nasıl anlamadım? Bak bu ibne tezgahlıyor bu odayı boşaltın tezgahını. Sana söyleyeyim ha. Ya bir dakika bir dakika. Ya. Ya. Gelir misin? Sakin olabilir misin lütfen artık? Ben sakin olam. Ne sakin et. Allah kahretsin. Bana bak. Ben de dedim lan bu herif. Kapışsak yer miyim lan ben bunu? Ha? Ya saçmalamayı keser misin? Sevgilisini de yanında getirmiş aşağılık herif. Sevgilisi yanında. Bu güzel haber işte. Bunun nesi güzel? Ya uyan, uyan biraz, uyan. Herif metresiyle gelmemiş mi otele? Ha? Ya ne kadar deneyimsizsin sen bu konularda ya. Hepsini öğreteceğim sana. Bak şimdi, odadan ayrı ayrı ineriz aşağıya, tamam mı? Adam seni görürse tek görür. Sen onları nasıl görürsün? Çift. Böylece sen basmış olursun bu ibneyi karıyla. Ha? Ha? Anladın? Ben de böyle aradan yavaş yavaş sıyrılırım. Artık gerisini o düşünsün. Sen sağ, ben selamet. Biz rahatız. Ha? Kapıda kalayım zaten. Ya bir kere be. Bir kapıyı polis. Sen kocanı basarken kocan geldi biz bastı. Yürü. Ne yapıyorsun? Dur. Beyefendi, acele toplantı salonuna iner misiniz? Ah, karım banyodan çıktı şimdi. Kullanıyor orada. Birazdan gelsek olur mu acaba? Çabuk çıkın lütfen. Otel karantinaya alındı. Virüs taraması yapılacak. Ay amına koyayım ya. Kocan ağzımıza sıçtı senin biliyor musun? Kurduğu tezgaha bak be. Yuh yuh. Çabuk çıkın lütfen. Anlaşıldı memur bey. Ne yapacağız? Eşeğin sikeni yapacağız. Ha? Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Al bakayım. Çekilsene şuradan. Bir dakika. Dursana bir dakika. Hala bekle herif ya. Efendim pardon, özür dilerim. Lütfen panik yapmayalım. Şimdi bir açıklama yapmak istiyorum size. Otelimiz bir virüs şüphesi nedeniyle karantina altına alınmış bulunmaktadır. Şimdi doktor arkadaşlar personel salonunda gerekli tıbbi tertibatları kurmuş bulunmaktadır. Personel dahil herkesi sırayla virüs taramasından geçirecek. Hiç telaş. Biliyorum efendim işiniz var. Şimdi bu personel salonunu hep beraber size alacağız. Sırayla muayene ettireceğiz efendim. Hiç sıkıntı yok. Peki kardeşim niye biz odamızda beklemiyoruz? Nedir bu işkence ya? Ya beyefendiciğim bakınız beyefendi. İzah ediyorum efendim. Ha, muayenesini olan muayene oldu kartıyla beraber odasına çıkacaktır efendim. Lütfen panik yapmayalım. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Oğlu bilgiler. Ne oluyor lan? Sizin geçen şurada kalkırsından vallahi. Sana ne oluyor be? Yakalanacak olan benim. Seni kocan yakalayınca bana ne yapacak zannediyorsun acaba ha? Memur bey çok affedersiniz. Mevzu tam olarak nedir acaba? Virüs taraması yapılacak. Sen nerede yaşıyorsun kardeşim? Değil mi? Ben nerede yaşadığımı biliyor muyum? Amına koyayım ya. Şu hale bak ya. Eyvah, oradalar. Kim burada be?
Kocamla metresi tabi, salak. Ne? Kocamla metresi mi? Eyvah! Kocam burada. Kocan mı? Nerede? Bak şurada, mavi gömlekli. Aa, ben tanıyorum bu adamı. Bardaki yılışık herif bu. Şu Figma olandan bahsediyorsun değil mi? Yanlış birine bakma. Tamam, bakma. Şu siyahlı olan şu adamı. Evet. Kahretsin ya, çok yeni bir adam. Allah kahretsin. Gel, saklanacak bir yer. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. Hocam arıyor. Aç, açma sen, açma telefonu, açma. Telefonu açma. Aç, sıktır, aç telefonu. Merhaba. Ne haber hayatım, nasılsın? Sinemadayım. Arzu'yla biz. Antrenat oldu. Kahve içiyoruz. Sen nasılsın? Toplantıları nasıl gidiyor? Ankara nasıl? Ankara, Ankara soğuk, çok soğuk. Hani niye aramıyorum canım? İçimden geldi. Sesini duymak istedim. Ne var bunda? İyi tamam hadi ben de öpüyorum seni. Bay bay. Tamam bay bay. İnanamıyorum sana ya. Şu durumda bile hala karını arayabiliyorsun. Of Canan ya. Sen de osuruktan nem kapıyorsun ha. Kızım ben kendi vicdanımı rahatlatıyordum. Sana ne? Zaten baksana virüs müdür ne boktur. Öleceğiz mi kalacağız mı onda belli değil. En azından beraber öleceğiz. Aşık insana sevdiğiyle ölüm bile hoş gelir. Ne şomağızlı bir şeysin sen ya. Ölüm mölüm şimdi benim moralimi bozma. Hadi. Senin anlayacağın bir şey değil ama bu. Tabii, neyse. Tabii tabii. Nereye gidiyoruz lan? Şşt sessiz ol. Gel. İşte burası güvenli. Hocamdan da virüsten de kurtulduk. Ne akıllı kadınmışsın ha. Bayılırım akıllı kadınlara. Yarım saat önce orospu diye çıkardım. Cansucuğum şimdi bırakalım bunları ya. Bu arada adım Cansu değil. Ne? Nil. Nil mi? Hı hı. Sen de Tarık'tın ya. O zaman yeniden tanışalım. Bak benim adım Ege. Tarık göbek adım. İç mimarım. Evliyim zaten bunları biliyorsun. Çok dürüstsün çok. En çok bu yanını beğeniyorum sevgili. Oğlum bana bak. Yukarı çık, kontrol et. Peki şimdi ne yapacağız? Akıllı kadın. Ne yapacağız? Karantina bitene kadar burada kalacağız. Ondan sonra tıpış tıpış evimize gideceğiz. Belki de yepyeni heyecanlar ha. Az şey yaşamadık seninle be. Tamam tamam. Sözümü geri aldım. Gel gel. Hı? Açıklamayı yapacak yetkililer lütfen. Şimdi ismini okuduğum otel müşterinin lütfen soldan geçsin bu tarafa ya. Evet. Özgün Nursal. Kemal Şahin Talan. Çek. Evet. Utku Çapan Aktaş. Atilla Birsel. Sana bir şey itiraf edebilir miyim ya? Neymiş? Ben aslında karımı hiç aldatmadım biliyor musun? Bakma öyle kurbağa gibi suratıma. Öptün mü seni yukarıdan? Öpmem. Karımdan başkasını öpmem ben. Sarılıp uyudun mu sen de? Uyumam. Karımdan başkasına sarılıp uyumam ben. Bu iş başka, bu iş başka. Hı? İyi numara valla. Hakan da kendini böyle kandırıyor mudur acaba? Bir iki saatte kadar biter karıcığım. Ben de seni çok özledim. Ciao. Doktor bey, bir grup daha var. Senin o bir grup daha var diyen dilini yerin yavrum. Canan dur bir dakika ya. Bakar mısın canım? Biz ne zaman geçeceğiz? Sevim sakin olun panik yapmayın geçeceğiz. Sakinim de ne zaman geçeceğiz? Tamam beyefendi biraz sabredin. Gülen ateş. Geç ablacığım sen de. Al sen de arkadaşlar. Buyurun beyefendi size geçin. Ay bak. Beni aldattın kadın bir şey benzesi bari. Ağlamayı keser misin lütfen? Gel istersen konuşalım. Görsün bizi birlikte. Niye
Ne diyorsun sen Can? Senin de kafan gitti iyice miriyüz miriyüz. Şu an seyahatte olması gerekiyordu ya. Ne fark eder artık Hülya? Adamın huyunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya. Gel bulup konuşalım şunu, bitirelim şu işi hadi. Lütfen sakin olur musun biraz? Ne sakin olacağım? Ege beni burada görse ne diyeceğim peki? Kocacığım, ben de sevgilimle bir otelde kalıyorum mu diyeceğim? Ya bak bu fena fikir değilmiş ha. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Beni bu otele getirmeseydin hiçbir şey mahvolmayacaktı. Zaten her şey en baştan beri yanlıştı. Ona gidip beni affetmesi için yalvaracağım. Maskeli baloymuş. Ben nereden bileyim bu otelin virüs basacağını? Fantazi fantazi diyordu. Sana fantazi işte. Eğer sızıp kalmasaydın ne güzel fantaziler yapacaktık kocacığım. Can Demir, Hülya Yolaçan. Buradayız. Hanımefendi neredesiniz ama iki saatten beri sabah arıyorum yani burada başçavuşun eşiğinde oturmuyor yani. Evet, buyurun hanımefendi lütfen buyurun. Siz de beyefendi buyurun, buyurun. Ya ölürken bir huzur ver insana be kardeşim be. Lan düzelt şu maskeni, düzelt. Allah'ın izniyle, düzelt. Komiserim, yürü. Bir saniye, Allah ya, yanlış anladın. Ulan eşek gıda adamlarsınız, utanmıyorsunuz çocuk gibi kaçmaya. Yürü. Ya, şunu kaça bırakırsın Cebo ya? Temiz 200 euro'nu alırım abicim. Yuh be sende. Canlıyı göreyim, canlıyı göreyim. Allah abi, temiz hiç kullanılmamış. Sabredin, Allah aşkına sabredin biraz. Hülya! Ne? Hakan? Efendim canım. Bir şey mi oldu? Yo hayatım bir şey olmadı. Ben sadece vardınız mı diye merak ettim. Vardın mı diye. Şimdi geldik. Güvenlikten geçmek üzereyiz. Ya öyle mi? İyi yolculuklar sana o zaman. Sağ ol canım. Seni özleyeceğim. Ben de seni çok özleyeceğim. Hoşça kal. Hadi bay bay. Bay bay. Bak her zaman börek yemek olmaz. Ara sıra baklavanın da tadına bakacaksın Halatçı. Anladın mı? Gerçi bazen böyle turşular da çıkıyor ama. Hep bağırmayın. Bırak ya. Hep bağırmayın lobinin ortasında. Bırak Halatçı. Beyefendi, buraya gelebilir misiniz? Yürü! Komiserim tamam, geçiyoruz ya. Bu raddeye kadar geldiyse koyacağız artık aşıyı. Abiciğim, elimde çok temiz maske var. Sana 50 euroya bırakırım. Çok para. 40 diyelim. Ne işin var senin burada? Hani sen Arzu ile sinemadaydın? Sen de Ankara'ya yeni inmiştin. İşte bu aptal yalanlarının yüzüne vurmak için buradayım. Ki ne yalanı tattın? Saçmalama. İnkar etmeye kalkma. Gördüm sizi. Kızımız da pek cici. Canan, tanımadın mı Canan'ı? Bizim şirkette telefonlara bakan kız.
Ya Ankara'ya gitmeden böyle ön bir çalışma yaptık. Yine eğlendi. Foya nasıl çıktı ortaya Hakan Bey? Hele sana ne demeli? Utanmaz. Aşkım. Ne aşk? Aşk mı bıraktın sen insanda? Yazıklar olsun Hakan sana. Bu mu senin asla yatalak karın? Kalıbının adamı değil misin sen? Allah cezanı versin. Günaydın. İşte senin o yatalak karın seni bununla aldatıp aldı intikamı. Ne diyor bu kadın Ege? Ne alakası var? Tanımıyorum etmiyorum. Manyak herhalde. Hadi evimize gidelim. Sen... Ne dedi? Sen bu sapığın karısı mısın? Ya bırak şimdi onu. Sen ilk defa boynuz yediğin adama bak bak. İşte bununla yattım ben sabaha kadar. Bunu bana nasıl yaparsın Allah sen? Allah belamı versin, yalan söylüyor. Beyefendi lütfen karınıza biraz hakim olun. Beni sanki kullanıyor size karşı. Korkma sana hayatım, delikanlı gibi söylesene sabaha kadar seviştiğimizi. Vallahi billahi yalan ya. Yani inanma, manyak galiba. Hadi yürü evine de gidelim hadi. Demek evde donlarını yıkayan karım bu. Çin ordusunu donlarını da aradan çıkarmış maşallah. Kadın çok fazla ileri gitti herif, farkında mısın sen? Sen ne diyorsun be? Sen de buraya turistik gezi için gelmedin herhalde. Bırak şimdi bu kocasını kıskanan erdemli kadın numaralarını. Bence de Hülya. Artık Ege'ye her şeyi anlatmanın zamanı geldi. Onun da her şeyi bilmesi lazım ya. Ne diyor lan bu? Kim ulan bu Angut? Ne diyor lan bu herif? Ege'ciğim, Ege'ciğim bak sen bana inan, bu kadın manyak. Bu adam da virüs taraması falan derken iyice delirmiş, kafayı yemiş. Ya ne olur evimize gidelim artık hadi. Ne olur. Ne? Deli mi? Vay be. Peki Hülya öyle olsun. Deli ha. Kim bu adam ya? Kim bu adam? Can. Ha? Boş ver. Değmez. Şşt. Senin karın seni aldatmaz da. Bak o da sevgili yapmış kendine. Adı da Can'mış. Tanışın istersen. Yeter lan! Yeter! Lan it! Lan puşt! Doğru söyle lan. Yattın mı lan benim karımla? Ha? Doğru söyle. Yattın mı benim karımla? Yattık diyoruz ya kocacığım. Aa 40 yıllık karına inanmıyor musun? Allah belanı versin beyefendiciğim. Yemin ediyorum size böyle bir şey yok ya. Ben evli baklı bir adamım, ne münasebet ya? Değil. Bak yatmadın değil mi? Doğru söyle yatmadın. Yatmadın. Yattık. Seninle sonra konuşacağız. Sen bana Can'dan bahset. Kim ulan bu Can? Ha? Neil. Bak bu herifle yatmadığını söyle. Sana kendimi affettireceğim. Ve barışacağız tekrar. Ha? Yatmadım de. Seninle geçirdiğim zamana yazıklar olsun Hakan. Yazıklar olsun. Canan, boş ver. Neil, bak sen böyle bir kadın olamazsın. Yatmadım değil mi bu Angut'la? Hadi söyle bana. Ha? Yatmadım de, söyle aşkım. Yattık diyorum ya, hem de sabaha kadar. Kafan basmıyor mu senin? Sus artık, ne olur sus! Ege, Allah belanı versin senin. Ya beyefendi, karınıza hakim olun. Ayıp ya! Zan altında bırakıyor burada beni. Zaten gemirip gideceğiz burada. Virüs siki yüzünden ya. Hadi yürü lan sen de. Oğlum sen kimsin lan? Hayatımı mahvettin lan benim. Hayatımı mahvettin benim. Lan senin ağzına sıçarım lan. Oh, 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 senin ağzına sıçarım. Bir dakika ya. Eşitli olay. Tutun bu adamı ya. Gel gidelim. Vurulmaz abicim. Gözlüklü adama vurulmaz. Dur dışarı ver. Alın şunu dışarı. Şşş. Neyin? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Dur. Ne oluyor ya? Tutun bunu. Allah sormaz mısın benim ya? Neyin? Ne? Ege abi ne oluyor ya? Deli lan ailece manyak lan bunlar. Sayın virüs taraması sonucu otelimizdeki karantina kaldırılmış. Ne bekliyorsun? Cümleten geç. Kavat! Ne güzeldir açmışsın kapıyı. Esmalip virüsü oradan. Git delikanlı. Yürü. Tutamaz manyak. Lak laktasınız. Hep lak laktasınız be. Şş ortalığı bok götürüyor Gülseren Hanım. Haydi şimdi. Haydi. Ya bir sen eksiksin. Diyargacı dümbük seni. Geç kaldım zaten. Dur. Servisle mi geldin? Benimki de laf tabii ya. Senin gripiniz nasıl oldu? Vallahi fena değil. Ben zaten grip değildim. Benimki daha çok alerjik. Kahvaltı yaptın mı? O zaman gel sana cebo şöyle kendi elleriyle bir kahvaltı hazırlasın. Gel. Gel melek, sempatik güzeli. Bal yer misin? Çikolata ve simül. Beni en çok sevindiren kişi. Hiçbir zaman da unutmazsın canım benim. Sen her şeyin en güzeline layıksın aşkım.
Ege. Aşkım. Allah belanı versin. Senin de aşkım. İyi. Her şey yeniden başlayabiliriz aşkım. Ha? Ne dersin? Neye başlayacakmışız hayatım? Sevgilim gel şu boşanma davasından vazgeçelim. Bak söz veriyorum sana kendimi affettireceğim. Bambaşka bir adam olacağım. Bitti. Artık her şey bitti Hakan'cığım. Ne bitti Nil? Ne bitti sevgilim? Ne bitti? Arama artık beni. Nil? Ne demek arama? Alo? Ne diyor? Vazgeçmiyor Osman. 15 milyon tazminat, 50 bin lira da nafaka. Ağzıma sıçacak bu kalbi. Ağzıma sıçacak. Tutma canına. Gör bak, düzelecek her şey. Sen de biriyle yat. İntikamın o. Başka türlü rahatlayamazsın. Böyle içine ata ata yiyip bitireceksin kendini. Arzu. O benim aşık olduğum adam. Eğer ben sonsuza kadar ondan başka bir şey olamam. Sen salaksın ya. Tamam aldatmak güzel bir şey değil ama bu sadece erkeklere ait bir şey de değil. Nasıl bu çocuğu?
Thank you.